Arkadaşlar Örgü Aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hanım dilendi bey beğendi modelimizin değişik bir çalışmasını yapacağız. Yine aynı şekilde başlayıp modelimizi belli bir ölçüye kadar büyüttükten sonra kenarından üçgenler çalışarak tekrar kare haline getirerek güzel bir e, model oluşturacağız ve bu modelimizi battanelerimizde, bebek örtülerinde, e, televizyon izleme örtüsü olarak kullanabilirsiniz. Yani dilediğiniz her yerde çok amaçlı örtü olarak yapabileceğimiz modelimizi hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi örmek için beyaz ipimle başlıyorum ve e, ipime uygun olarak iki buçuk numaralı tığımı kullanmaktayım. Zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum birinci zincir yuvasına girerek kapatıyorum ve 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum hemen yanına girerek yuvanın içerisine ikinci trabzanımı ve üçüncü trabzanımı örüyorum bir tane zincir çekiyorum tekrar 3 tane trabzanımı örmeye başlıyorum 1 2 3. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanım örüyorum. 1, 2, 3. Bakın 3 tane trabzan grubumuzu oluşturduk. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan. Tekrar bir tane zincir. 3 tane trabzanımı yine örüyorum. 1, 2, 3. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. 4 tane zincir çekmiştim. En tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve birinci sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bakınız. Üçer trabzan, bir zincir ve birinci tam ortasını, motifimizin orta kısmını bu şekilde ayarladık. Şimdi ikinci sıraya başlayalım. Ve birinci sıramızın üzerinden, yani birinci trabzanımızın üzerinden şu şekilde ilmeğimizi kaydırarak zincirimizi çektiğimiz yere doğru ilerleyelim. Sadece bakınız sadece ilmeğimizi içinden yani tığımızı geçiriyoruz şu şekilde. Bir tane zincir çektiğim yere kadar geldim. Hemen bir iki üç tane zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum. Bir iki bir zincir iki trabzanımı örüyorum. Bir tane tekrar zincirimi araya çekiyorum. Aynı yuvaya üç tane trabzanımı örüyorum. Bir 2 3 Araya bir zincirimi çekiyorum ve buradaki bir zincirin içerisine tıpkı burada örmüş olduğum 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 bir tane zincir tekrar 1 2 ve 3 bir tane zincirimizi çekelim Araya girelim yine 3 tane trabzandan sonraki bir zincirimizin olduğu yere 3 tane trabzan, 2 ve 3, 1 tane zincir, 3 trabzan, 1, 2 ve 3. Evet, bakınız her köşenin içerisine 3 tane trabzan bir zincir 3 trabzan aralara 1 tane zincirimizi çekerek son bir zincirimizin olduğu yeri de örerek tamamlayalım Evet bir tane zincirimi de çektim 3 zincir olarak başlamış olduğum trabzanımın üzerine gelerek batırıyorum şu şekilde geçişimi yapıp 1 tane düğüm atıyorum ve ipimi koparıyorum ortadan iki sıra beyazımızı bu şekilde örerek tamamladık. Şimdi ikinci rengim olan gri'ye geçmek istiyorum. Gri'ye bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve herhangi bir yerden başlayalım. Şu ortadan başlayalım. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. İpimi de şöyle arkaya alıyorum. İpimizi de gizleyerek 3 tane trabzanımızı örelim. 2 ve 3. 3 trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Bu görmüş olduğumuz köşedeki aradaki bir zincirin içerisine aynı 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzanı bu bir zincirin içerisine örüyorum. Giriyorum ve başlıyorum saymaya. 1 2 3 Köşelerimiz hep aynen devam edecek. Bir tane zinciri çekiyorum. Tığımın başını dolayarak tekrar 1 2 3 bir tane zincirimi çekiyorum köşemi tamamladıktan sonra bakınız burası tamamen bu şekilde köşe olarak devam edeceğiz yani bu karesi bitene kadar bir zincirimi çektikten sonra araya giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 bütün aralara birer zincir çekiyorum bir zincirimi çektikten sonra bu köşe kısmına bir zincirin olduğu yere girip 3 trabzan bir zincir 3 trabzan yerleştiriyorum ve şu ipimi de ardından götürerek hemen gizliyorum bakınız 1 2 3 bir tane zincirimi çekiyorum tekrar 3 tane 1 2 3 bir tane zincirimizi çekelim yine araya girelim Şöyle ipimizi varsa götürelim. 1 2 3 ve bir tane zincir çekip tıpkı bu iki köşemizi ördüğümüz şekliyle karşıdaki hem köşemizi örelim. Tam karşısındaki gibi 3 trabzanımızı buraya örelim. Yine diğer köşemizi buraya örelim. Burada bir köşemiz ve bir tane üçlü grubumuz bu sıramızı tamamlayacak. Diğer köşelerimi de örerek geldim. Bakınız köşemi ve birer trabzanlarımızın olduğu yeri. Ve en son bir zincir çekiyorum. İkinci sırasına griimizin geçmek üzere 3 zincir çektiğim yere gelerek batıyorum. Şu şekilde sadece ilmeğimi aktarıyorum. Ve ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. İlmeğimi yine aktarıyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum. Şöyle ilmeğimi sadece geçiriyorum. Bakınız tığımla ve bir tane zincirin olduğu yere gelip bekliyorum bakınız hemen burada 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve yanına 2 tane trabzanımı örerek buradaki grubumuzu oluşturuyoruz 3 tane trabzanım ördüm bir zincirimi çekip hemen köşemi örüyorum köşede 3 tane trabzan 1 zincir Tekrar 3 trabzan. 1 2 ve 3 Bir tane zincirimi çektikten sonra bu 2 birer birer yani üçlü gruplarımızı örüyoruz. 3 tane trabzanım. 1 2 3 Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 bir zincirimi çektikten sonra köşemi örüyorum ve bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz köşelerimizi tıpkı buradaki gibi köşe bir tane trabzan grubumuzun sağında ve solunda üçer trabzan arasında da bir zincir çekerek sıramızı tamamlayalım Evet griyimizin ikinci sırasında tamamladık şimdi Diğer rengimize geçiyoruz. Her bir renkten ikişer sıra örmekteyiz. Bir tane zincirimi çekiyorum. 3 tane zincir çektiğim başlangıç noktasına gelerek batıyorum ve bir tane zincirimi çekip sağlamlaştırdıktan sonra kesiyorum. Evet şu, bu şekilde 4 sıramızı ördük. Şimdi diğer rengime geçmek istiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen diğer rengim için başlıyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. İlla kopardığımız yerden başlamamız şart değil. Şuradan başlamak istiyorum. 1 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 tane zincir çekiyorum. İpimi de bakın şöyle ardından götürmekteyim. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 zincir. Tekrar 3 tane trabzanımızı örelim. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanımızı tekrar ördüm. Şu ipimi hemen açmak istiyorum. Dolaşmasına daha fazla fırsat vermeden. Bir tane zincirimi çekip köşeye geliyorum. Bir tane zincirin içerisine tıpkı köşemizde yaptığımız işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz. 3 trabzan, bir zincir, 3 tane trabzan. Bir, 2, 3 bir tane zincirimizi çekiyoruz bu araların hepsine 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan 1 zincir buraya da 3 trabzanımız örüyoruz ve köşemizi tıpkı bu köşemizdeki gibi örerek tamamlıyoruz buraya kadar örerek gelelim her sırada bakınız trabzanlarımız artarak büyümekte motifimiz İlk önce sadece köşelerimiz vardı beyazın ikinci sırasında Üçüncü sıra olan griğimizde bir tane üçlü grubumuz yine köşelerimiz vardı. İkincisinde iki oldu ve üç şimdi bir sonrakinde dört yani birer birer artarak motifimiz büyümekte. Şimdi geçişimizi yapacağız. Yine aynı şekilde her bir zincirin içerisine üçer trabzanımızı öreceğiz. Köşelerimize yine üç trabzan bir zincir üç trabzan. Dört köşemizin dördü aynı. Diğer aralarımıza bir iki üç dört şu şekilde 3 tane trabzan bir zincir kısmını yerleştireceğiz. Bir zincirimi çektikten sonra geçişimi yapalım. Şu şekilde zincirimin üzerine batıyorum. Ve birer birer ilmeklerimin üzerinden kaydırarak bir zincirimin olduğu noktaya geliyorum. Ve 3 tane zincirimizi çekelim. Hemen aralarımızı örmeye başlayalım. Zincirimizi çekiyoruz ve 3'er üçer, üçer örüyoruz ve bu şekilde köşelerimizi örelim. araları da bu trabzanlarımızı bu rengimizi bitirelim. 2 sıramızı tamamladıktan sonra şimdi lacivertimizle iki sıra öreceğiz. Aynı şekilde herhangi bir yerden başlayalım ve örmeye devam edelim. Bakınız ipimi buradan kopardım. Kopardığım yerden başlamam asla gerekmemekte. Hemen şuradan başlıyorum. 1-2-3 hemen ipimi ardına alıyorum ve aynı şekilde örmeye devam ediyorum. 3 tane trabzan, 1 zincir ipimi şu şekilde ardından götürerek gizlemek istiyorum. 2 3 1 tane zincir tekrar şöyle ipimi yine ardından alayım gizleyebildiğim kadar gizlemek istiyorum. 1 3. sıramızı yani 3. trabzanımızı örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra köşeye giriyorum. 1 2 ve 3. Bir tane zincir tekrar 3 tane tırabzanı hemen örüyorum. 2 ve 3. Bir tane zincir. Evet. Bu şekilde köşelerimizi çift olarak ve aralara da buradaki 5 tane bakın bir tane de buraya olacak 4 tanesini ördük bir köşemizi ördükten sonra 1 2 3 4 ve 5 5 tane üçlü trabzanımızı ve diğer köşelerimizi de örelim 2 sıra tamamlayalım ve görüşelim Evet lacivert rengimizi bitirdikten sonra bu kenardaki gördüğümüz üçgenlerimizi örmeye başlayacağız. Üçgenlerimizi örmek için ilk önce şu kenardaki sayılarımızı sayıyoruz ve tam ortadaki sayının içerisine bu görmüş olduğumuz beyaz üçgenlerimizi yerleştiriyoruz. Hemen köşelerimizden itibaren bir zincirlik yerlerimizi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplamda 7 tane birer tane zincirlik aralarımız var 1 2 3 3'ünü ayırıyorum 1 2 3 3'ünü ayırıyorum tam ortadaki kalan zincirimizin içerisine işlemimizi yapıyoruz 7 trabzanımızın 3'ünü sağa 3'ünü sol tarafı alıyoruz ve buradaki görmüş olduğumuz şu kutucuğun içerisine işlemimizi başlatıyoruz öncesinde tığıma düğümü atıyorum ve hemen bir önceki trabzanımın bir önceki trabzanımın ikincisine gelerek batıyorum bakınız Şuradaki çalışacağız. Şu kutuda çalışacağız. Hemen sağ tarafındaki ikinci trabzanımıza batıyoruz. Ve başlıyorum. Şöyle sabitledim ve bir zincir çektim. Ve buradan yuvanın içerisine geçişimi yapıyorum. 1 2 3 tane trabzanım örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra yine aynı yuvaya 1 2 3 tane trabzanımı örüyorum. Ve hemen şu görmüş olduğumuz 1 ve 2. 3'e geçişteki trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2 tane zincirimi çektikten sonra diğer trabzan grubunun ikincisinin üzerine batıyorum. 3'e doğru olanı bakınız. Ve örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak buraya 2 tane zincir çekmiştik. Hiç işlem yapmıyorum. Sadece tığımın başını doluyorum. Şu görmüş olduğum araya giriyorum. 1 ve 2 aşağıdaki zincirimiz de trabzana dahil oluyor toplamda 3 tane trabzanımız oluyor ve devam ediyoruz bir zincirimi çekiyorum tepe noktasına gelerek 3 tane trabzan bir zincir 3 trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 3 tane trabzanı ördükten sonra tekrar bir tane zincir çekiyorum. Şuradaki ilk başlangıçtaki yuvanın içerisine giriyorum. 3 tane trabzanı da buraya yerleştiriyorum. 2 ve 3. Ve bir ileri trabzan grubuna geliyorum. Bakınız 2'nin tepesindeki bakın 3'e geçişteki yeri hemen batıyorum. Bir zincir çekerek sabitliyorum ve ipimi kesiyorum ve üçgenlerimizi her köşemiz için birer birer aynı şekilde örelim 3 sağ tarafta 3 sol tarafta olarak başlayalım tam ortadaki dördüncü kutunun içerisine bu görmüş olduğumuz gibi 4 köşemizin dördünün de üçgenlerini örüp hazırlayalım Evet beyazımızın kenarından minik gri üçgenlerimizi de üç köşemizi tamamladım. Şimdi dördüncü köşeyi sizlerle birlikte örmek istiyoruz. Beyazımızda iki sıra yapmıştık. Bakınız aynı şekilde griyimizi de iki sıra şeklinde öreceğiz. Hemen bir tane trabzanımız burada var. Bakınız bir tane zincirimiz diğer şuradaki trabzanımızdan üç olarak batıyoruz buraya. ve sabitliyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ilk beyazımızı ördüğümüz yere gelerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Modelimiz çok kolay. Hep birbirinin tekrarı. Hem de normal e, motifin dışında şık bir model. Bir tane zincirimi çektim aynı yere 3 trabzanımı daha hemen örüyorum 2 ve 3 bir zincir 1 2 3 hemen bir tane zincirimizi çektikten sonra bu en son araya giriyorum 1 2 3 Batmadan önce şöyle bir bakalım. Bakınız 1 2 tane tekli 3 trabzanımız ördük. Birer zincirimizi çektik. Ortada devam eden çift 3 trabzanlarımızı ördük. Yine 2 tane trabzanımızı ördükten sonra evet hemen ilk bakınız başlangıç noktamızdaki yapmış olduğumuz gibi birinci trabzanımın tepesine batıyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra hemen 3. trabzanın tepesine gelerek batıyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak buradaki araya trabzanlarımı örüyorum. Bu ikinci trabzanım oluyor. Alttakini bir olarak sayıyoruz ve toplamda üç tane trabzanımız oldu. Araya bir zincir çekiyorum ve birer zincir çekmiş olduğum yerlere üçer tane trabzanımızı örerek aradan ilerliyoruz. bir zincir yukarı örüyorum 2 ve 3 bir tane zincirimi çekip aynı yere tekrar 1 2 ve 3 İpimi şöyle alıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra yine 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 bir tane zincir 2 ve 3 bir zincirimi çekiyorum. Bu görmüş olduğumuz ilk başlangıç arasına giriyorum. 1, 2, 3 tane trabzanım ördükten sonra 3. trabzanımın tepesine batıyorum. Bir tane zincirle de sabitledikten sonra bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi 4 köşemizin dördünü de gri ilerimizle tamamladık. Şöyle bakalım. Diğer rengimize hemen başlayalım. Tığma ipimi bağladım ve örmeye başlıyorum. Bir tane bakınız trabzan grubu ileriye gidiyorum. Üçüncü trabzanımın olduğu yere batıyorum. Bir tane zincirimi çekip sabitliyorum. Tığımın başını dolayarak hemen gri ile lacivertin arasındaki bölüme girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 bir tane trabzanımı örüyorum. Bir zincirin olduğu yere girerek sıramızı yukarıya doğru örelim. Evet örmeye devam ettim. Uçtan başlamıştım. Bakınız en tepe köşesini ördüm. Ortadaki merkez bölümü ve birer birer trabzanlarımızı örerek uç noktaya kadar geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen araya giriyorum. 3 tane trabzanımı buraya da örüyorum. 2 ve 3. 3 trabzanımı ördükten sonra 3 tane bakınız 1 2 3 3. trabzanın üzerine gelerek batıyorum. 2 tane zincir çekip ortadaki bakınız bir zincir çektiğim yere gelerek batıyorum. Ve örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak trabzanlarımı şuraya örmeye devam ediyorum. Bu 2 sayıyoruz. Birincisi alttaki zincir çektiğimiz bu 2 ve 3 bir tane zincirimizi çekip tekrar aynı işlemlerimizi yaparak yukarıya doğru çıkalım bir zincir 2 3 bir tane zincir diğer uca doğru örmeye devam edelim uç kısmımızı örerek geldik bakınız bir tane zincirimi çekiyorum tekrar görmüş olduğumuz bu yere 2 3 3 tane trabzanımı örüyorum ve merkeze bakınız bir tane zincir çektiğimiz iki tane trabzanımızın tam ortasına gelerek batıyorum şöyle bir tane mor dilimimizi de bu şekilde ördük şimdi devam edelim Motifimizin üçgenlerinde morumuzu da iki sıra ördükten sonra tamamladık. Şimdi lacivert tipimizin olduğu sırayı örmeye geldi. Lacivert tipimiz tıpkı buradaki e, morumuzun kenarında olduğu gibi dilim değiştireceğimiz sıranın bir önceki aşaması olmakta. Şimdi en uç noktadan örmeye başlayalım. Herhangi bir şu çift köşeden örüyoruz. Tığıma ipimi bağladım. 3 tane zincirimi çekiyorum ve aynı şekilde köşelerimi örüyorum. 3 tane trabzan, 1 zincir, 3 trabzan köşesini buraya kuruyorum. 1, 2, 3. Kenarı tamamen dolaşacağız bu sıramızda. 1 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane zincir Aralara birer birer örerek devam ediyorum. Bir zincir, bir, iki, üç. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Birer birer örüyorum. Evet, birer birer örerek geldim. Bir tane zincirimi çektikten sonra tam her iki morumun birleşme noktasına geldim. Tığıma başında doluyorum. Şöyle alıyorum morlarımın altından bir. 2 ve 3. Bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer sıraya geçiyorum. 1 2 ve 3. Bir tane zincir Tekrar diğer köşemize kadar aynı işlemimizi tekrar edip geliyoruz. Bütün bir zincirlerimizin olduğu yere üçer trabzanlarımızı örüyoruz. Köşelerimize yine aynı köşe işlemlerini yapıyoruz. Ve başlangıç noktamıza kadar devam ediyoruz. Motifimizde lacivertimizle bütün sıramızı örerek tamamladık. Şimdi aynı şekilde ikinci bir lacivert sırası örmeye devam ediyoruz. Geçişimizi birlikte yapalım. Bir tane zincirimi çektim. 3 tane zincir çektiğimiz yere gelerek batalım ve üzerinden sadece ilmeğimizi geçirelim. 2 ve aradaki zincirimin olduğu yere geliyorum. 1 2 3. 3 zinciri bir iki, üç. Üç zincirimi çektikten sonra yine çiftli 3 trabzan grubumuzu kuruyoruz. Araya hep birer zincir çekmekteyiz. 1 2 3 3 tane trabzan bir zincir 3 trabzanımızı ördükten sonra yeniden bir zinciri çekiyorum ve aradaki trabzanlarımızı birer birer örmeye devam ediyoruz hepsinin arasında yine birer tane zincirimizi çekiyoruz iki sıramız ana kadar bütün sıramızı örerek geliyoruz başlangıç noktamıza kadar gelelim Lacivertimizin ikinci sırasında tamamladıktan sonra tekrar üçgen motiflerimizi örmeye başlayabiliriz. Şimdiki üçgen motiflerimizi ise tam görmüş olduğumuz şu uç kısımlara yerleştireceğiz. Yine aynı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 taneyi sayıyoruz. 6 bir tarafa, Altı diğer tarafı ayırıp tam ortadaki şuraya denk gelecek olan kısımdan bu sivri uçlarımızdan yeniden üçgenlerimizi yerleştirmeye başlıyoruz Tıpkı burada yapmış olduğumuz gibi ne kadar büyütmek istersek o kadar büyüterek hep sivri köşelerinde. Modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. Dilerseniz bu şekilde yapıp birleştirmelerimizi yapıp bu şekilde büyük büyük motifler halinde de değerlendirebiliriz. Şimdi en son birleştirme işlemini de yapalım. Bir zincirimi çekmiştim. 3 tane zincir çekerek oluşturduğum yere batıyorum ve ipimi keserek tamamlıyorum. Evet, motifimizi biz bu şekilde bırakmak istiyoruz. Sizler dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Dediğimiz gibi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Evet, yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.